Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Arzu. Gerçek suç hikayeleriyle ilgileniyorsanız kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün size bahsedeceğim kişi Michaela Bali. (16) yaşındaki Michaela küçük kasabalarında annesi, anneannesi, teyzeleri ve kardeşleriyle birlikte yaşamakta. Rutin bir hayatı var. Michaela genelde kurallara uyan, saygılı, sessiz, sakin bir kız olarak biliniyor. Ancak 12 Nisan 2016 tarihinde her şey değişecek. Hazırsanız başlayalım. Michaela 2 Temmuz 1999 yılında Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde dünyaya geliyor. Annesi Paula, Saskatchewan hükümetinin Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda danışman olarak çalışıyor. Babası resmi olarak bilinmese de biyolojik babasının Rick adında bir adam olduğu söyleniyor. 16 yaşındaki Michaela, annesi, teyzesi, anneannesi ve iki küçük kardeşiyle birlikte Kanada, Saskatchewan eyaletinin Yorktown kasabasında yaşıyor. Büyük babası Mart 2016'da hayatını kaybetmiş. Annesi Paula, Michaela'yı utangaç ve sessiz bir kız olarak tanımlıyor. Lisede drama kulübü üyesi, ayrıca keman ve piyano çalmayı da çok seviyor. Lise arkadaşları Michaela'nın çok şefkatli, arkadaşlarına her konuda yardımcı olan biri olarak tanımlıyor. Ayrıca Michaela risk alan bir genç değil. Her zaman kurallara uyan, sessiz, sakin, saygılı bir genç. Zaman zaman yüzündeki sivilceler nedeniyle okulda zorbalığa uğruyor. İleride veteriner olmak istiyor. 12 Nisan 2016 sabahı Michaela ve ailesi için her zamanki gibi normal bir gün olarak başlıyor. Her zamanki gibi sabah erkenden kalkılıyor, okula gidecekler, okula işe gidecek olanlar da işe gidiyor. Michaela'yı anneannesi okula bırakıyor ve daha sonra da eve dönüyor. Şimdi buraya kadar her şey çok normal. Gün sonunda büyük annesi Michaela'yı almak için tekrar okula dönüyor. Ancak anneannesi Michaela'yı her zamanki gibi okul dışında beklerken bulamıyor. Büyük anne hemen aracından inip okula koşuyor. Oradaki öğrencilere soruyor, etrafı arıyor. Ancak Michaela'dan hiç kimsenin haberi yok. Michaela'nın anneannesi ağlayarak annesi Paula'yı arıyor ve bir şeylerin ters gittiğini söylüyor. Paula da hemen okula koşuyor kızı için. Ancak aramalar sonuçsuz kalıyor. Ve hemen polise kayıp ihbarında bulunuluyor. Polise yapılan resmi kayıp ihbarından sonra hemen soruşturma hızlı bir şekilde başlıyor. Polisin elindeki en yararlı araç Michaela'nın o günkü hareketlerinden oluşan yapbozu bir araya getirmeye yardımcı olan CCTV görüntüleri. İlk olarak okul kameraları inceleniyor. O sabah 8:20 civarında her zamanki gibi okula gelen Michaela okul dolabına bir şeyler yerleştirirken görülüyor. Aradan 5 dakika geçtikten sonra Michaela okulun diğer kapısından çıkarken görülüyor. Yani arka kapıdan çıkarken görülüyor. Simit Caddesi'nin batı yönüne doğru yürümeye başlıyor. Bu arada yol güzergahında olan bir marketin güvenlik kameralarına takılmış. Michaela okuldan ayrıldıktan 20 dakika sonra saat 8:51'de TD Bankası'na geliyor. O saatlerde banka henüz açık değil ve Michaela da dışarıda beklerken telefonuyla konuşuyor. Garip olansa polis daha sonra telefon etkinliklerinin verilerini almak için Michaela'nın telefon şirketiyle bağlantıya geçiyor. Ancak o gün Michaela'nın bankanın dışında olduğu andan itibaren bir giden arama kaydedilmemiş. Aslında Michaela'nın o gün yapmış olduğu görülebilen aramaların hiçbiri kayıtlı değil. Bu durum polisleri Michaela'nın ikinci bir telefonu olduğuna inandırıyor. Saat sabah 8:55'te banka açılıyor ve Michaela içeriye girip vezneye yöneliyor. Kameralarda hesabından para çektiği görülüyor ve Michaela o gün 55 dolar çekmiş hesabından. Saat 9:00'da Michaela bankadan ayrılıyor ve bir telefon görüşmesi daha yaptığı görülüyor. Bu aramaların alıcısı hala bilinmemekte. Daha sonra Terry Spawn'un kelepir dükkanına gitmeye başlıyor. Polis bu dükkan sahibi Terry Haddon ile konuştuğunda adam polislere Michaela'nın gümüş bir yüzüğü rehine vermeye çalıştığını ancak yüzüğün hiçbir değeri olmadığı için Michaela'nın da dükkandan ayrıldığını söylüyor. Terry'e göre bu durum Michaela'nın cesaretini kırmış ya da onu üzmüş gibi görünmüyor. Michaela bu dükkandan da çıkıp güneye doğru devam ediyor. Yaklaşık 15 dakika sonra bu kez de Tim Horston isimli bir restorana geliyor ve burada da güvenlik kameralarına yakalanıyor Michaela. Ancak burada biraz garip bir şeyler olmuş gibi. Müfettişler bu restorandaki görüntülerde Michaela'nın davranışlarını biraz garip buluyorlar. Michaela bir içecek alıp restoranlarda bulunan dış mekana oturuyor ve sırtında sırt çantası var. Görüntülerde Michaela'nın sürekli olarak dönüp dışarıya baktığı görülüyor. Sanki birini bekliyormuş gibi hareketleri.
Michaela'nın yakın arkadaşlarından bir tanesi o gün Michaela'nın sırt çantasıyla okula gelmesini olağan dışı bir durum olarak değerlendiriyor. Çünkü Michaela okula gelirken sırt çantası taşımaz. Okulda 3 tane yakın arkadaşı var. Bu arkadaşların söylediğine göre 11 Nisan'da Michaela arkadaşlarına bu küçük kasabadan çıkmak istediğini söylemiş. Genç kızlar okuldan sonra bol bol sohbet ederlermiş ve Michaela da her zaman büyük bir şehire taşınıp orada yaşamaktan bahsedermiş. Ancak Michaela'nın bu sözlerini kimse ciddiye almazmış. Yani her zaman bahsettiği konulardan bir tanesi olarak görürlermiş. Michaela'nın o gün yanında sırt çantasının bulunması o kasabadan ayrılmayı planladığının göstergesidir. Şimdi görüntülere tekrar dönecek olursak Michaela sanki oturduğu yerde birini bekliyormuş gibi dönüp dönüp dışarıya bakıyordu. Saat 9:20'de Michaela oturduğu yerden kalkıp restorandan çıkıyor ve anında geri dönüp bu kez restoranın çıktığı kapısından içeriye girip diğer arka kapısından çıkıyor. Saat 9:49'da bu kez telefonla konuşarak yeniden restorana giriş yapıyor. Bu kez de yüzü girişe dönük bir şekilde oturuyor ve telefon görüşmesi bittikten sonra sanki telefondan birilerine mesaj yazıyormuş gibi görünüyor. Mesaj yazarken bir yandan da dışarıya bakmayı hala ihmal etmiyor. Saat 10:12'de en yakın arkadaşı olan Shelby'ye şöyle bir mesaj atmış. "Hey, yardımına ihtiyacım var." Sonraki 30 dakika içerisinde yine arkadaşına "boş ver, anladım" yazan başka bir mesaj daha göndermiş. Saat 10:25'te başka bir telefon görüşmesi yaparken yine restorandan ayrılıyor. Ancak hemen geri dönüp yine aynı yerine oturuyor. Görüntülerde 10:43'te Michaela'nın telefonu kapattığını ve restoranda oturan yaşlı bir kadına doğru yaklaştığını göstermekte. Kadına yaklaştıktan sonra onunla bir şeyler konuşuyor ve daha sonra kadının yanından ayrılıyor. Polisler hemen bu kadının izini sürüyorlar ve bulduklarında kadına Michaela'nın nerede olduğunu soruyorlar. Yaşlı kadın polislere Michaela'nın o gün bir otel odası kiralamak için kendisinden yardım istediğini söylüyor. Ancak kadın kendisini reddettiğini söylüyor. Ne yazık ki bu kadın Michaela'nın odayı neden istediğini, ödeme için mi yardıma ihtiyacı var yoksa sadece odayı rezerve etmek için mi yetişkin birine ihtiyacı var bunları bilmiyor. Ayrıca Michaela'nın nerede olduğunu da bilmiyor ve odayı nereden kiralamak istediğini de bilmiyor. Michaela görüntülerde kadının yanından ayrıldıktan sonra tekrardan yerine gidip başka bir arama daha yapıyor. Daha sonra da Michaela restorandan ayrılıyor ve saat 11:55'te yakın arkadaşı Shelby'ye öğle yemeğinde görüşürüz diye bir mesaj atıyor. Saat 12:00'da okuduğu liseye tekrar dönüyor ve burada sadece iki erkek öğrenciyle görüşüyor. Bu iki erkek öğrenci soruşturulduğunda ise onlar da şunu söylüyorlar. Michaela 2 saat uzaklıktaki Regina kasabasına tatil için gideceğini söyledi ve oraya giderken de otobüs kullanacağını söyledi. Michaela okula geldikten 5 dakika sonra tekrardan okuldan ayrılıyor. Okuldan çıkarken bir okul çalışanı Michaela'yı gördüğünü hatırlıyor ve onun otobüs durağına doğru gittiğini söylüyor. Daha sonra otobüs durağı yakınlarındaki bir restorandan yemek aldığı görülüyor. O bölgede güvenlik kamerası olmadığı için Michaela başka bir güvenlik kamerasına hiç takılmamış. 4 saatten daha az bir süre sonra Michaela'nın anneannesi 16:40'da onu keman provasına götürmek için okula geliyor. Ancak Michaela çoktan gitmiş durumda. Ertesi gün 13 Nisan'da sabah saat 6:15'te Michaela'nın telefonu tamamen kapanıyor. Daha fazla kamera görüntüsü olmadığı için polisler artık tanıklarla görüşmeye başlıyor. Birkaç kişi Michaela'yı kolunda kırmızı bir haç dövmesi olan bir adamla gördüklerini söylüyorlar. Polisler hemen bu dövmenin bir taslağını hazırlayıp halka dağıtıyor. Daha sonra bu adam öne çıkıyor ve polise gidiyor. Onlara sadece restorandan çıkarken Michaela için kapıyı tuttuğunu söylüyor ve Michaela'yı asla tanımadığını, ondan sonra da hiç görmediğini söylüyor. Normalde Michaela sosyal hesaplarında çok aktif bir kız ancak kaybolduğu günden itibaren hiçbir aktivite olmamış. Birkaç ay sonra Michaela'nın arkadaşlarından biri ona göndermiş olduğu Snapchat mesajının açıldığını fark ediyor. Bu durum Michaela'nın hala hayatta olduğu izlenimini verse de mesajın Michaela tarafından okunup okunmadığı belli değil. Ayrıca ortadan kaybolduktan sonra Michaela'nın çevrim içi sohbetlerde insanlarla tanıştığına dair bir alışkanlığı olduğu ortaya çıkıyor. Arkadaşı Shelby kaybolduğu sıralarda Michaela'nın bu sosyal platformlarda tanışmış olduğu iki çocukla görüştüğünden bahsediyor. Bunlardan bir tanesinin adı John. Bir tanesinin adı da Christopher. Shelby maalesef ki bu çocukların sadece isimlerini biliyor. Onlar hakkında başka hiçbir bilgiye sahip değil. Michaela kaybolmadan önce, hatta kaybolmadan bir gün önce arkadaşlarına birbiriyle çelişen birçok hikaye anlatmış.
bir ailesiyle tatile gideceği hikayesini anlatmış. Başka bir hikaye, görüştüğü çocuklardan biri olan Christopher'ın kendisini görmek için şehre geleceğinden bahsetmiş. Ayrıca 11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gecede 3 kişiyle mesajlaşmış. Bunlar yakın arkadaşları Shelby, Amy ve eski erkek arkadaşı. Amy'ye yardıma ihtiyacı olduğundan bahsetmiş ve kendisi için TD Bankası'na gidip gidemeyeceğini sormuş. Ancak Amy o saatlerde, çok erken saatlerde bankanın açık olmayacağı için gidemeyeceğini söylemiş. Shelby'ye ise başka bir erkek çocuk hakkında bir şeyler yazmış. Eski erkek arkadaşına ise mutlu olmadığından ve birkaç günlüğüne Regina'ya gitmeye karar verdiğinden bahsetmiş. Gizlilik yasaları nedeniyle polisin Michaela'nın sosyal hesaplarına ulaşması onayı buluyor. Ve polis Michaela'nın çok fazla Instagram hesabı olduğunu fark ediyor. Bunlardan bir tanesi de çok yüksek takipçili bir hesap. Ancak bu hesapta hiçbir şey paylaşılmamış. Yani paylaşılıp daha sonradan silinmiş değil. Hiçbir şey paylaşılmamış. Ve bu hesabın biyografi bölümünde sadece şu yazıyor: güle güle. Michaela'nın biyolojik babası olduğu iddia edilen adam Regina'da yaşıyormuş. Daha sonra polisler onu da araştırıyorlar ancak o adamın hiçbir alakası olmadığı ortaya çıkıyor. Polis bu olayda görgü tanığı olan kişileri defalarca sorguluyor. Okulun yanındaki ormanlık alan 3 gün boyunca aranıyor. Bu konuyla alakalı halktan yardım isteniyor, ödül konuluyor ancak Michaela hakkında hiçbir bilgi ya da kanıt gelmiyor. 9 Ekim 2016'da bir kişi Michaela'yı Vancouver'da gördüğünü söylüyor. Annesi Paula hemen afişler bastırarak bahsedilen şehre Vancouver'a gidiyor. Orada kızını aramaya başlıyor. Maalesef ki çabalar yine boşa çıkıyor. Ve birçok kez bu tarzda bilgiler gelmeye devam ediyor. Kimi bilgide Michaela'nın dilencilik yaptığı söyleniyor. Kimi bilgide gece kulübünde karşılaştığı söyleniyor. Ancak bahsedilen kişilerin Michaela olmadığı ortaya çıkıyor. Annesi Paula olayın başından beri bağış toplama etkinlikleri, medya röportajları düzenleyerek kızının kayboluşunu halkın bilincinde tutmak için sürekli çalışıyor. Şimdi birazcık teorilerden bahsedecek olursak, ilk teori kendi isteğiyle o kasabadan kaçmış olabileceği. Polis Michaela'nın davasını sürekli olarak kayıp davası olarak ele almış. Ellerinde cinayete dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmişler. Aynı şekilde lise arkadaşları da Michaela'nın o günkü eylemlerinin tamamen bilinçli ve kasıtlı olduğunu ve bu olayın onun kararı olduğunu söylemişler. Michaela'nın bazı sosyal medya paylaşımları genelde onun mutsuz olduğunu ve bu kasabadan ayrılmak istediğini yansıtıyor. Ancak annesi Paula da bu paylaşımların çok eski olduğunu söylemiş ve ortadan kaybolduğu sıralarda böyle bir düşüncesinin olmadığını belirtmiş. Ama bunu asla bilemeyiz. Kimse bilemez. Annesi de bilemez. Onun iç dünyasında neler yaşadığını maalesef ki en yakını annesi bile bilemez. Ve ayrıca annesi şunu da belirtmiş. Eğer kaçacak olsaydı, bunun için bir plan yapsaydı, sivilce ilaçlarını mutlaka yanına alırdı. Ayrıca evde acil durumlar için biriktirmiş olduğum para da vardı ve bunu da yanına alırdı. İkinci teori insan kaçakçılığı hakkında. Michaela'nın yaşamış olduğu bölgede insan kaçakçılığının çok yapıldığı söyleniyor. Ve hükümet bunun için bir rapor da yayımlamış. Özellikle Winnipeg, Edmonton, Calgary ve Regina şehirleri önemli merkezler olarak adlandırılmış. Michaela'nın yaşadığı yer Yorktown'da, bu yerlerin tam ortasında. Buna tutarlı olarak Michaela'nın annesi Paula da kızının insan ticareti kurbanı olabileceğini ve çok korktuğunu söylemiş birkaç röportajında. Üçüncü teori ise çevrim içi sohbetlerden tanışmış olduğu birinin onu kaçırmış olması. 1 Mart 2016 tarihinde Michaela hem Instagram hesaplarından birinden hem de Snapchat hesabından şunları yazmış. Gerçek hayatta hiç arkadaşım olmadığı için Snapchat'ten arkadaş arıyorum. Beni ekle. Bu kaybolma olayına karışabilecek bir kişiyle bu şekilde tanışmış olabileceği düşünülüyor. Müfettişler çevrim içi geçmişi hakkında bilgi edinmek için çok fazla çaba sarf etmişler. Ancak ABD gizlilik yasalarının önemli derecede gecikmelere sebep olduğu söyleniyor. Maalesef ki bu dava gittikçe soğumaya devam ediyor. Michaela'nın nerede olduğuna dair herhangi bir ipucu için 100 bin dolarlık ödül teklif ediliyor. Michaela 1.57 boyunda 56 kiloydu ortadan kaybolduğu sıralarda. Saçları sarı ancak doğal saç rengi kızıla yakın. Açık tenli, gözleri mavi renk. Ayırt edici özellikleri arasında ise sivilceli oluşu var ve çenesinde bozuk para büyüklüğünde hafif bir doğum lekesi var. Alnında su çiçeği nedeniyle oluşmuş yaralar var. Ön dişleri biraz çıkıntılı sayılabilir ve kaybolduğu sıralarda gözlük takıyor. Kaybolduğunda üzerinde kot pantolon, bordo veya mor renkli bir ceket ve boynunda da açık mavi bir atkı var.
ve omuz hizasında sarı yıpranmış saçlara sahip. Bir davanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Açıkçası bana üçüncü teori daha yakın ve daha tanıdık geldi. Birçok dava inceledik ve çoğunda gördük ki genelde sosyal medyadan tanışılan insanlar sapkın olabiliyorlar. Tabii ki bu herkesi kapsamıyor ancak geneli böyle. Özellikle yurt dışında kendilerini daha küçük yaşta gösteren insanlar var. Çok büyük oldukları halde bu sapkın insanlar maalesef ki çocukları kandırıp kendilerine bir şekilde bağlıyorlar. Ve daha sonra da evden ayrılmasını, işte gelip onu direkt kaçıramayacaksa eğer, kendisinin kaçmasını ve belli bir yerde buluşmayı teklif ediyorlar. İşte bu yüzden her zaman söylediğim gibi lütfen ve lütfen tanımadığınız insanlarla sohbet etmeyin, hemen güvenmeyin insanlara. Özellikle sosyal medyadan tanıştığınız insanlara, özellikle 18 yaş altı gençlerden bahsediyorum. Şunu unutmayın, hiçbir insan sizden bir şey almadan size güzel bir şey vaat etmez. Umarım Mikaela hayattadır, umarım iyidir ve umarım kendi başına kaçmıştır ve kendisine yeniden bir hayat kurmuştur. Umarım böyle olmuştur. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden hepinizin bayramı kutlu olsun. Sevgi ve saygıyla. Hoşça kalın.